Bir Gündem Özel programından daha merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz Asiye Arıkan, Özel İlk Adımlar Çocuk Akademisi. Kendisi oranın hem kurucusu, hem kurucu müdürlüğünü yapıyor, hem de çocuk gelişimi uzmanı. Kendisiyle birlikte okul öncesi eğitimini konuşacağız. 0-6 yaş çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Anaokulun öneminden, bir çocuğun 0-6 yaştan sonraki hayatının, o dönemde geçirdiği şeylerin çok önemli olduğunu ve tüm dünyanın da yaşadığı, bizim de yaşadığımız bir pandemi süreci var. Bu süreçten çocuklarımız nasıl etkilendi? Tüm ülkedeki aslında ve kendi ülkemizdeki çocuklara göre biz il olarak birazcık daha şanslıydık. Öncesinde bir deprem yaşamıştık. Çocuklarımız hem depremin tam hani böyle düzeltmeye çalışırken, sosyal hayata tekrar geri dönüşü sağlarken çocuklarımızda üzerine bir de pandemi süreci eklendi. Tüm bunlarla nasıl baş edilir? Aileler neler yapmalı? Anaokullarının ve çocuk akademileri, aslında kreşler, tüm okullarımızın dışarıda eğitim veren, hem milli eğitime bağlı olan tabii ki devlet kurumlarımız hem de özel kurumlarımız. Burada herkesin üzerine düşen görevler var. Bunların altından nasıl kalkılır, neler yapılır? Tüm bunları konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle rica ederim. Beni buraya davet edip konuk olarak aldığınız için. İsterseniz önce kendimi tanıtayım. Evet. İsmim Asiye Arıkan. Yaklaşık 16 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Okul öncesi dönem üzerinde çeşitli çalışmalar yapmakta, farklı etkinlikler yapmaktayız. Evet. Bir çocuk gelişimi uzmanı olarak öncelikle kurumumda çocukların bireysel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmakta, anne babalara rehberlik yapmaktayız. Evet. Asiye Hanım, işiniz hem çok güzel, evet, hem de çok zor. Hani programa başlamadan önce de konuştuk. Yapılan her işin içinde sevgi varsa, severek kesinlikle yapıyorsanız başarılı olursunuz. Biz sizin işinizde ne kadar başarılı olduğunuzu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Takip ediyoruz. Yaptığınız işlerden de haberdarız. Elbette bunun için de teşekkür ediyoruz. Sonuçta 0-6 yaş diyoruz. Çok önemli bir süreç bu süreç. 6. Sabır gerektiren, sevgi gerektiren, bunun yanında da sürekli kendinizi yenilemeniz gerektiren. Kesinlikle. Hani bunu sadece bir iş olarak gördüğümüz zaman bile çok zorken, bu süreçleri tabii sizler de yaşadınız. Ben olaya şu şekilde bakıyorum. Evet, sizin destek sağlamanız gereken birçok çocuk var. Evet. Ama kendi aileniz ve kendi çocuğunuz da var. Evet. Kimi zaman iş daha öne geçiyor. Önce hani can sonra canan derler ama maalesef bu gibi süreçlerde önce canan oluyor, can sonraya da kalabiliyor. Evet. Çocuk dediğimiz zaman insanların bu hayattaki en kıymetli varlıkları. Ötesi yok. Kesinlikle. Hani. Hepimizin yüzden, en yaşama sebebimiz. Evet. Yaşama sevincimiz diyebiliriz. Evet, sorumluluğunuz da ağır. Bu süreçlerde neler yaptınız? Siz de uzun bir süre tatildeydiniz. Kapalıydı. Evet. Yeni açıldınız diyebiliriz. Aynen öyle. İnsanlar hani bu yeni dediğimiz oluşumun içine yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Evet. Önce bunu sorsak, neler yaptınız? Kurumunuzda neler yaptınız? Velilerle, ebeveynlerle neler görüştünüz? Çocuklar tekrar gelmeye başladıklarında nasıldı? Geliyorlar mı? Aileler güven duyuyor mu? Evet. Öncelikle şunu belirteyim, gerçekten çok güzel bir giriş yaptınız. Dediğiniz gibi Elazığ maalesef dünya şu an olağanüstü yaşanan bir durum içerisinde. Evet. Fakat Elazığ bu süreç içerisinde iki defa olumsuzlukları yaşayan bir süreç içerisinde. Bizler öncelikle 24 Ocak'taki depremde sarsıldık. Evet. Bu süreçte hem çocuklarımız hem bizler çok ciddi anlamda maddi manevi şehitlerimizle birçok zarar gördük, üzüldük. Ve bu stresi, bu sıkıntılı dönemi atlatamadan akabinde gelen 14 Mart'taki pandemi süreci hakikaten de hem çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimlerinde hem biz yetişkinlerin kaygıları, sıkıntıları sürecinde aşılması ve ileride uzmanların da söylediğine göre ileride patlamasını yaşayacağımız bir psikolojik travma içerisindeyiz. Evet. Hakikaten de çok sancılı dönemler içerisinde geçirirken Elazığ'da bulunan bireyler ve çocuklar bunu XX Large olarak, ben öyle tanımlıyorum, XX Large olarak geçirmekteyiz. Bizler bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama ile 14 Mart itibariyle kapatıldık. 1 Haziran itibariyle de normalleşme sürecine başladık. Öncelikle depremden bahsedip daha sonra isterseniz pandemi sürecine geçeyim. 24 Ocak'ta deprem sonrasında çocuklarımıza
Oyun terapisi uyguladık, evet. Ve bu süreci çocuklarımızın atlatmaları için çaba sarf ederken bir anda kendimizi pandemi içerisinde bulduk. Ve çocuklarımız psikolojik, ruhsal olarak henüz daha yaralarını saramamışken, evet, ikinci bir kaosun içerisinde ve ikinci bir travmanın içerisine düştüler. Dolayısıyla bu süreçte çocuklar ne oldu? Günlük yaşamlarından alışık oldukları bir süreçten geri kaldılar. Evet, biz bile bozuldu, ben kesinlikle ben bu süreçte bir yetişkin olarak dahi 16 yıldır sabah kalkıyorum, işime gidiyorum, çocuklarımla beraberim. Fakat o yasaklı olduğumuz dönemde sabah kalktığımda ne yapacağım? Sabah işte bugün gün nasıl geçecek? Bugün, evet, günümü nasıl geçirmem gerekiyor? İşte sabahtan akşama kadar ne yapılır? Bunun kaygısı içerisine düştüm ki bu yaşımdaki bir yetişkin olarak. Evet. Bunu bir de düşünün, 0-6 yaşındaki bir çocuğun, daha somut düşünceleri gelişmemiş bir çocuğun bu soyut kavramı algılayabilmesi, işte dışarı çıkamazsın, arkadaşlarına gidemezsin, oyun parklarına gidemezsin, oyun alanlarına, maalesef, gidemezsin, anneanneni, dedeni, babaanneni görmeye gidemeyiz. Hani bunlara nasıl alışacak bu çocuk? Hakikaten onlar için de tarifi imkansız bir sıkıntı oldu. Beni en çok duygulandıran süreç, emin olun, 23 Nisan Çocuk Bayramı oldu. Evet, bu 23 Nisan maalesef hepimiz için çok buruk, çok duygulu geçti. Biz yine çocuklarımız bu sevinci yaşasınlar diye okulumuzda öğretmenlerimizle beraber süslemeler yapıp, hazırlıklar yapıp, sanki onlar okuldaymış gibi bir çalışma yaparak onları, kendilerini biraz da olsa mutlu hissetmelerini sağlamaya çalıştık. Bu süreçte ben oradaki toplumsal mesajım şuydu. Evet, bizler Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. Ama emin olun, dedelerimizin, atalarımızın başaramadıklarında bu nesil 2020 çocukları başardı. Nasıl mı? Çocuklar sevdiği her şeyden uzak kalarak günlerini, evet, aylarını, maalesef, evlerinde geçirmek zorunda kaldılar. Önce her şeyin başı sağlık diyoruz. Evet, İnşallah kesinlikle herkesin sağlığı ve sıhhati yerinde olur. En önemlisi o. Evet, sağlık yerinde olduktan sonra bunların hepsi de işte sizlerin olsun, ailelerin olsun, pedagogların olsun, aynı şekilde çalışmalarıyla altından kalkılır diye umut ediyoruz. İnşallah, hı-hı, İnşallah diyoruz. İnşallah, bizim çabamız da onun, evet, üzerine. Pandemi sürecinden sonra başlayacağınız zaman sizler neler yaptınız? Mutlaka, hı, okulunuzda aldığınız tedbirler vardır. Kesinlikle, tabii. Almış olduğunuz tedbirler nelerdi? Şöyle söyleyeyim. 1 Haziran öncesi yayınlanan, evet, yönetmelikle kurumlarda alınması gereken tüm tedbirler bakanlığımız tarafından belirlendi. Hı hı. Bizler de bu belirlenen takvimler ölçüsünde öncelikle, evet, ilaçlamaları, okul içerisindeki mesafe kurallarını belirleyici, evet, yerlerin ayrıştırılması, hı hı, tüm personellerimizin, bu çok önemli bir nokta, tüm personellerimizin teste tabi tutup herhangi bir öncesinde ya da sonrasında, evet, ya da çevresinde COVID-19'a yakalanmış ya da bu rahatsızlıktan dolayı herhangi bir temassa uğrayıp uğramadığını belirledik. Ondan sonra çalışanlarımızı kurum içerisine aldık. Çalışanlarımızın günlük işte maskeleri, eldivenleri, dezenfektanları sürekli kullanması noktasında şey yaptık. Okul bahçemizi şu an yoğun bir şekilde kullanmaktayız. Okul bahçemize lavabo taktırıp, evet, burada çocukların sık sık ellerini yıkaması için teşvikte bulunmaktayız. İlk başladıkları zaman hepsi gerçekten çok, ilk geldiklerinde böyle tavşan gibi zıplaya 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 zıplaya, evet, okulumuza geldiler. Fakat ondan sonraki süreçte gördük ki çocuklarımız bizim bıraktığımız çocuklarımız değillerdi. Gerçekten de bilinç altına öyle ciddi ruhsal problemleri yerleştirmişler ki, inanın, bunları daha yeni yeni çözümleyip yeni yeni, evet, bu çocuklar bizim bıraktığımız 3 ay önceki çocuklara, evet, yeni yeni dönüşmeye başladılar. Yeni yeni kendilerini ifade etmeye, yeni yeni duygularını ifade etmeye başladılar. Ve bu da yaşanan travmanın aslında ne kadar büyük olduğunu bize açıklamakta. Bu süreç içerisinde çocuklarımızın işte okul içerisine geldiğinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini, evet, işte yanındaki sandalyeni boş bırakıyorsun, burada senin hayal arkadaşın oturacak, burada bir oyuncağımızı oturtup diğer sandalyede arkadaşın oturması gerektiğini, yemeklerden önce ve sonra parkta oyun oynarken, hı, sık sık ellerini yıkaması gerektiğini, efendime söyleyeyim, maskeyi artık çok fazla kullanmak istemiyorlar çünkü sıcak, bizler bile bunalıyoruz. Aynen, aynen.
Aynen. Çocuklar hani birbirimizi şu anda işte sarılmak yok, uzaktan bir çak yapıyoruz ya da bir kokulu öpücüğümüzü atıyoruz, kocaman sarılıyoruz gibi çocukların birbirine temas etmeden yavaş yavaş bunu onlara öğretip işlemeye çalışıyoruz. İlk süreçte tabii ki biz de zorluklarla karşılaştık ve maalesef başarısız olduğumuz yerler de çok oldu. Çünkü çocuk bu. Onlara kuralları öğretmek çok kolay olduğu gibi çocukların kuralları unutması da bir o kadar kolay biliyorsunuz. Çok çabuk öğrendiklerini çok çabuk unutabiliyorlar. Evet. Sürekli tekrar yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Burada aynen da öyle. Birazcık daha sizlerin de işi zor. Aynen öyle. Sürekli tekrarlamak zorundasınız. Sınıflarımız kaç kişilik? Kaç öğrenciye, kaç öğretmen? Sınıflarımız şu an kontenjanlarımız yarı yarıya düşürüldü. Sınıflarımızda maksimum 10 öğrencimiz bulunmakta. Sınıf öğretmenimiz ve yardımcı ablalarımız bulunmakta. Temizlik görevlimiz, aşçımız, yardımcı ablamız bunların hepsi ayrı ayrı hizmet vermekteyiz. Evet. Sanırım bu süreçle beraber artık çocuklar beraber yemek de yiyemiyorlar. Evet. Hepsi bir arada. Evet. Bunları kaçar kişilik gruplarla alıyorsunuz veya hani her yaş grubunu ayrı mı alıyorsunuz? Orada dengeleri nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü adı üstünde bunlar 0-6 yaş grubu ve çocuk. Evet. Hani istediğiniz kadar anlatmaya çalışsanız da o arkadaşıyla beraber gitmek isteyecektir. Kesinlikle. Beraber yan yana oturmak isteyecektir. Hani gözlemlediğim kadarını söylüyorum. Küçük yaş grupları bir diğeri lavaboya gittiği zaman bile öbürü gider onun arkasında kapıda durup bekler. Aynen, aynen. O kadar sevdiği bağlıdır. Arkadaş. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bizim kurum olarak şöyle bir artımız var. Alanımız çok büyük ve çok geniş. Normalde de aslında bu pandemi süreci öncesinde de bizim bir sistemimiz vardı. Evet. Sistemimizde her çocuğumuz kendi yaş grubuyla ait sınıfı vardır. Ve bu sınıflarda yemek saatlerimizi ona göre belirliyoruz. İşte 11.30 ile 12 arası bir grubumuz, 12 ile 12.30 arası diğer grubumuz, 12.30 ile 1 arası da diğer grubumuz olmak üzere yarımşar saat ya da 20 dakika olmak üzere çocuklarımızın yemek saatlerini birbirinden ayırmıştık. Neden mi? Çocuklar biliyorsunuz öz bakım 2 ile 6 yaş çocukları öz bakım ve kendi yemeğini yeme noktasında desteklenmeli. Önce ne yapıyoruz? Çocuğun servisi önüne verilir. Çocuğun yemesi için fırsat tanınır. Çocuk yiyebildiği kadarını yer. Yiyemediğini öğretmeni yardımcı abla destekleyerek yedirmesi gerekiyor. Bizler de bu süreçte öncesinde de bunun hazırlığını yani bu sistemde gittiğimiz için şu an bu sistemde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Neden? Çünkü alanımız çok geniş. Çocuklar yemekhanede farklı farklı masalarda oturma imkanları var. O yüzden biz kurum olarak dediğim gibi öncesinde bu noktada biraz daha şanslıyız. 0-6 yaş neden önemli? 0-6 yaş, evet. Bir anne çalışmıyorsa eğer, öyle diyelim, ebeveynler, kaç yaşında aslında doğrusudur çocuğu göndermek? Evet. Hani çalışan anneler için bir şey diyemiyoruz. Eğer yanında bakacak olan kimse yoksa, özellikle babaanne, anneanne de yoksa, o zaman çok da yapacak bir şey olmuyor. Evet, zorunlu olarak gönderiyorlar. Zorunlu olarak gönderiyorlar. Bu zorunluluğun dışında kaç yaşıdır? Evet, şimdi isterseniz öncelikle ben buna yurt dışını örnek göstererek tabii başlamak ki istiyorum. Yurt dışında okul öncesi eğitim yani 0-6 yaş altın çağı dediğimiz dönem çok çok önemlidir. Neden? Çünkü beyin gelişiminin yaklaşık %80'lik kısmı biliyoruz ki bu dönemde tamamlanır. Evet. Tıpkı eskilerimizde güzel bir atasözü vardır. 7'sinde neyse bir insan 70'inde de odur. Evet. Dolayısıyla bu süreçte çocuğu gelişimsel olarak doğru bir eğitimciye teslim edilir ve doğru gelişim aşamaları doğru bir şekilde izlenirse emin olun ortaya muazzam bir çocuk çıkmış oluyor. Bu yaş grubunda yurt dışında daha anne hamile kalır kalmaz rehberlik çalışmaları başlar. Hamilelik sürecinde yapılmaları, neler yapmaları gerekiyor? Önce bunları anlatılır. Daha sonra çocuk doğduktan sonra 0-6 ay dediğimiz oral dönemde o annenin yapması gereken çalışmalar yönelik rehberlik çalışması, eve birebir giden eğitimciler, çocuk gelişim uzmanları, kendilerinin belirlediği şahıslar tarafından takip edilir. 1,5 yaşına kadar bu süreç evde takip ederken 1,5 ile 3 yaş arasında da anne bebek oyun kulüpleri dediğimiz kulüp alanları, geniş oyun alanları sergilerler ve burada 1,5 ila 3 yaş arasında çocuğa sosyolojik ve psikolojik ruhsal gelişimini hızlandırıcı çeşitli çalışmalar yapılmakta.
3 ile 6 yaş içerisinde de zorunlu olarak okula başlamaktadır. Tabii bu bizim ülkemizde okul öncesi eğitim daha yeni yeni farkına varıldı, evet. Ve yeni yeni ciddi anlamda sağ olsunlar bunda bakanlarımız da aynı şekilde çok güzel bir şekilde yatırımlar yapılmaya başladı. Okul öncesi eğitimin, beyin gelişiminin en önemli dönemde, o altın çağ dediğimiz dönemde neler yapılması gerekiyorsa bunların üzerine çok güzel artık hem yayınlar çıkmaya, evet, başladı. Çoklu zeka mı kuramından tutun, işte çocuğu farklılaştıracak, çocuğa bol uyaranlı alanlar sağlanmaya başladı. Bol uyaranlı alan sağladığınız zaman sizin çocuğunuz akranından 1-0 zaten öndedir. Neden? Çünkü ne kadar fazla uyaran verir ve o çocuğa iyi bir eğitimciyle, evet, rehberlik alanı sağlar ve akranlarıyla akreditasyon dediğimiz eğitimi alırsa emin olun bu çocuk... ilk ergenlik dediğimiz 3 ila 5 yaş arasındaki işte inatçılık dönemi, efendime söyleyeyim ben merkezcilik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatan çocuk 15 ila 21 yaş arasındaki ikinci ergenlik döneminde çok sağlıklı bir şekilde atlatmış olacaktır. Dolayısıyla burada yapılması gereken çalışmalar çok çok önemlidir. Çünkü çocuk 0-6 yaşta yapabileceğiniz, eğitebileceğiniz şöyle bir hamur olarak düşünün ve o hamura siz şekil veriyorsunuz, evet, siz şekillendiriyorsunuz. Onu bir kömür mü, bir elmas mı haline getirecek kişi önce anne babası, daha sonra çocuğunu teslim ettiği eğitim kurumu ve eğitimcilerdir. Şimdi baktığımız zaman çocuğa verilmesi gereken 0-6 yaşta öncelikle sevgi diyoruz zaten. Kesinlikle. Sevgi ve güven duygusu. En önemlisi. Çocuk bu yaşlarda anneye daha çok bağlıdır. Evet. Hani elbette babaya da bağlıdır ama en çok destekçisi annedir. Çünkü onun kucağında uyur. Evet. Anne besler, bakar ve çocukla anne arasında zaten doğduğu andan itibaren başlayan böyle güzel bir bağ vardır. Kesinlikle. Çocuk bu bağdan koparılıp birdenbire hani getirilip sizlere teslim ediliyor. Evet. Ve bence işin en sancılı kısımlarından biri de bu ilk başlayış. Kesinlikle. O ilk günlerdir. Oradaki profesyonel yaklaşım çocuğun bir ömrü boyunca olan, evet, eğitim kısmını, akademik başarısını ilk atılan adım olduğu için siz orada güvenli ayrılmayı, hı-hı, isterseniz çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hı-hı. Önce oradan başlayalım. Şimdi 0-6 yaş çocuklarda akademik gelişme önce nedir? Bedensel, evet, gelişimidir. Zihinsel gelişimidir. Sosyal gelişimidir. Duyusal gelişimidir. Evet. Bedensel gelişimde nedir mesela? Çocuğun işte kilo alması, boyunun uzaması, evet, değil mi? En fazla, evet, en hızlı olduğu süreç 0-6 yaştır. Evet. Sonra zihinsel gelişimi, hı-hı, işte konuşma yetisinin gelişmesidir. Zekasının gelişmesidir. Zihinsel analitik, evet, düşünme becerilerinin geliştiği dönemdir. Sosyal gelişim dediğimiz dönemde işte anne babasından ayrılıp, o sizin bahsettiğiniz dönem, anne babasından ayrılıp çevresiyle iletişime geçtiği dönemdir. Duygusal gelişim dediğimiz dönemde çocuğun kendi duygularını, üzüntülerini, mutluluklarını, sevinçlerini paylaştığı dönemdir. Evet. Bu gelişim ve büyümenin en süratli olduğu dönemde dediğimiz gibi doğru bir eğitimci ve doğru eğitim merkezine teslim etmekle olur. Çünkü buradaki sizin etkinizin şöyle bir olayı da var. Çocuğun ilkokula başlayacağı zaman diliminde etkiliyorsunuz. Tabii birinci ki. Birinci sınıfta çocuk size geldiği zaman sizlere, hı hı, hani genelliğim, ilk başladığında anne eğer işte kaçarak gittiyse veya çocuk çok ağlıyorsa, ayrılmak istemiyorsa, evet, inatla orada çocuğa yalanlar söyleniyorsa, bu çocuk güven duygusu, evet, zedeleniyorsa, çocuğa olmayan, evet, şeyler söyleniyorsa, evet, siz çocukta öyle büyük bir tahribat atıyorsunuz, evet, ki ve bunlar yıllar sonra, işte bugün toplumumuzda çok ciddi derin yaralar açan, toplumsal, evet, yozlaşmada olan şahısları biz kendi ellerimize yetiştirmiş ve oluyoruz. Ve çocuk birinci sınıfa başlayacak, ben okula gitmek istemiyorum diyor. Kesinlikle. Ve okuldaki öğretmene güvenmiyor. Çünkü bundan öncesinde tecrübe etmiş. Yalan söylenmiştir. Orada güven duymamış. Öğretmen onu kandırmış. Annen işte şuraya kadar gitti, buraya kadar gitti veya baban şuraya kadar gitti veya işte hastalandı hastanede, işi çıktı şurada veya başka türlü bahanelerle çocuk bir şekilde atlatılmış. Hı-hı. Ve bu atlatılmışlığı çocuk ilkokula başladığı zaman da öğretmen gerçeği söylese çocuk artık inanmıyor. Güvenmeyecektir. Güvenmeyecek çünkü kötü bir tecrübe yaşamış. Alt zeminini bozmuşuzdur, evet, tahrip edilmiştir. Evet.
Burada iş size düşüyor. Sizlerin evet. Hani anne baba elbette bilinçli olmalı ama her anne babadan da zaten sizlerdeki tecrübe beklenemez. Zaten varsa kesinlikle. Kendisi yapar. Aynen öyle. Ben sizin işinizi çok iyi biliyorsam hı-hı. ben yapmalıyım. Hı-hı. Siz değil. Aynen eğer öyle. Size güvenip ama bırakmışsam burada benim eksiğim vardır. Siz hı-hı. bunu tamamlayın diye. Evet. Olaya ben böyle bakıyorum. Kesinlikle bilmiyorum doğru bakıyorsunuz. Ama, burada siz ne yapıyorsunuz? Çocuk ilk size geldiğinde, başladığında anneden babadan ayrılmak istemeyecektir. Evet. Oradaki yol haritanız nasıldır? Şimdi o kadar güzel noktalara değiniyorsunuz ki hakikaten böyle siz söyledikçe aslında çok şeyler ama kafamda böyle çok güzel şimşekler çakıyor. Dolayısıyla sizin bu bahsettiğiniz dönemi sağlıklı bir şekilde çocuğun ve ailenin atlatabilmesi için öncelikle doğru eğitim kurumu seçilmelidir. Neden? Çünkü oradaki hemen o kişinin... Hemen orada parantez açıyorum. Doğru eğitim kurumu nasıl seçilecek? Doğru eğitim kurumu öncelikle eğitimcilerin elinde mi değil mi? Bu çok önemli. Evet. Buradaki eğitimli kişiler bu alana vakıf mı değil mi? Çocuğun, çünkü bizler milenyum çocuklarını yetiştiriyoruz. Evet. Bakın 2030'lara, 2040'lara, 2060'lara, 50'lere, 60'lara hitap edecek bu çocuklar. Dolayısıyla bizim donanımımızdan çok daha ileride olmaları gerekiyor. Yani bizler onları yetiştirirken, bizler onlara ufuk gösterirken, bizler onlara yol gösterirken çocuğu sadece kendi çerçevemizle değil, daha geniş bir çerçeve ile olayları değerlendirecek, onun ufkunu açacak, düşünme yetilerini geliştirecek, ona fırsat tanıyacak, onu dinleyecek ve çocuğun hem bedensel, hem ruhsal, hem psikolojik gelişimini doğru bir şekilde destekleyecek bir kurum seçilmelidir. Bu burada çok önemlidir. Bahsettiğiniz gibi çocuk eğer bu süreçte ilk anneden babadan evet. ayrılma sürecinde zaten şurada şöyle geçeyim. Oral dönemden anal döneme geçen çocuk annesiyle doğru bir bağlanmayı kuramamışsa maalesef ki okul hayatına, kreş hayatına başladığı zamanda da çok fazla bu noktada sancılar yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla ilk önceki aşama 0-2 yaş dediğimiz dönem ve bu dönemde ebeveynin doğru tutum ve davranışları ilk merdiven basamağı, evet. çocuk yetiştirmek birer merdiven basamağı evet. çıkmak gibidir. İlk merdiven basamağına sağlam bir adım atmalı. Daha sonraki bizim üzerine koyacağımız adımın da ikinci sağlam bir adım olması için bilinçli olup aileyi de ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Çocuk ebeveyninden güvenli bağlamayı dediğim gibi eğer sağlayamamışsa ayrıldığı zaman kaygıları, korkuları, efendime söyleyeyim ağlama krizleri, gece terörleri artacak mıdır? Evet kesinlikle artacaktır bunlar. Ben çok biliyorum duyduğumda hani evet. Çevremden de okuduklarımız aynı kesinlikle. Şekilde araştırdığım zaman da çocuk eğer anaokuluna okul öncesi eğitime başladığı hı. zaman mutsuzsa evet. gece alt kaçırması bile başlayabiliyor. Başlıyor. Böyle bir sorunu hı hı. yokken. Çocuk bir şekilde tepkisini göstermek istiyor aslında. Regresyon dediğimiz bir döneme girmiş oluyor. Yani geri dönme dediğimiz. Evet. Mesela şu anda da biz onu yaşıyoruz. Regresyon dediğimiz döneme tekrar bir geri dönüş oldu mu? Bizde oldu. Neden geri dönüş oldu? Çocuk rutininden geriye döndü. Şimdi alıştığınız rutin bir yaşam tarzınız evet. var. Siz o rutininizi bıraktığınız zaman, ertesi günü kalktığınız zaman çok ciddi kaygılarla, korkularla uyanabilirsiniz. Mesela gelişimde bu Freudiyel yaklaşımında evet. gelişimini tamamen düzgün bir şekilde tamamlayan çocuklar bahsettiğiniz gibi okul öncesinde eğer ailesinden güvenle ayrılmamışsa ya da bizim saptayamadığımız ya da işte anne baba ayrılıkları olabilir, deprem olabilir, işte pandemi olabilir, efendime söyleyeyim bir arkadaşıyla yaşamış olduğu bir travmadan dolayı evet. regresyon dediğimiz döneme geri dönüp çocuk işte alt ıslatma, tırnak yeme, efendime söyleyeyim yemek yeme problemleri, gece terörleri, işte saldırganlık, sağa sola işte aniden ağlama krizleri dediğimiz sürecin içerisine girer. Zaten biz yetişkinler bile öyle değil miyiz? Bakın çok böyle kendinizi depresif, çok mutsuz, çok huzursuz hissettiğimizde ne yaparız? Hemen yorganı kafamıza çekeriz. O fetüsteki dönemimiz neyse evet. aynı ona böyle kendimizi sıkıştırırız bir yere. O dönemi, o halimize tekrardan geri döneriz değil mi? Çocuklar da aynı bunun gibidir. Aynı böyledir. Geriye dönüş. Aynen öyle.
Aslında soracak çok fazla sorum var ama biraz daha bazılarını herkesin, izleyicilerimizin hemen bu dönemde özellikle olanlar ve anne adayları için de aslında çok fayda sağlayan konular bunlar. Dönüp baktığımız zaman çünkü dediğiniz gibi aslında anne gebelik dönemi başladığı andan itibaren bebeğini kucağına aldığı zaman neler yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Burada çocuk size geldi. Siz çocuğa hani ne anlatıyorsunuz? Annen seni neden bana bıraktı gitti? Veya çok da çünkü dediğimiz gibi somut ve soyutu ayıramaz çocuk. Kesinlikle o yaşta. Size geldiği zaman ne diyorsunuz? Nasıl tutuyorsunuz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle okul öncesi eğitimi kayıt için geldikleri zaman ailemize şunu soruyor. Çocuğunuz ilk defa mı başlıyor? Sizinle beraber mi büyüdü? Çocuğunuz 0-2 yaşta mı başlayacak, artık 3 yaşında mı başlayacak? Bu süreç içerisinde herhangi bir travma, herhangi bir korku, herhangi bir kaygı yaşadı mı? Çocuğunuzu kimler yetiştirdi, kimlerin elinde büyüdü? Buna yönelik çeşitli bir ön rehberliğimiz, ön sorularımız oluyor. Çocuğumuzu tanıdıktan sonra okula daha hiç başlamadan önce aileye bir rehberlik yapıyoruz. Rehberlik yazımız var. Bunu kendilerine takdim ediyoruz. Çocuğa okula başlamadan önce işte getirip alanını gösterip, sınıfını gösterip, öğretmeniyle tanıştırıp, arkada ya da orada onunla ilgilenecek olan kişileri tanıtıp, onun yanında tamamen yapıcı, olumlu cümlelerle evet ben bu kuruma gittim, senin burada çok iyi olacağını, çok güzel arkadaşlar edineceğini, onu göz teması kurup karşısına alıp tıpkı bir yetişkinmiş gibi, bir yetişkin bir bireymiş gibi karşısına alıp konuşarak onun o tatmin duygusunu geliştirerek çocuğu okula hazırlaması için çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Çünkü okul öncesi eğitimde ilk basamak ailedir. Aileden biz güvenli ayrılmayı sağlayamazsak eğer bu çocuk hayat boyu sıkıntılı bir şekilde okulunda devam edecektir. Evet. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Öğretmenlerinizi seçerken neye göre seçiyorsunuz? Evet, öncelikle çocuk sevmesi. Benim için en önemli şey bu. Neden mi? Bizim işimiz sevgi. Evet. Çocuğun sevmeyen, çocuğun ruh sağlığına inmeyen, inemeyen bir öğretmen, lisans profesör, ne bileyim en üst eğitimleri de almış olsa emin olun başarılı olabiliyor mu? Hayır. Kesinlikle olamıyor. Önceliğimiz tabii ki bu alanda eğitim almış olması çok çok önemli. Çünkü çocuğun pedagojik ve akademik gelişimini takip etmesi önemli. İşte maalesef ki bugün lise mezunlarına da bu haklar tanınıyor. Ama evet belki alandan yetişmişlerse eyvallah. Yani ona hiçbir sözümüz yok. Ama daha yeni mezun olmuş bir eğitim pedagojisi olmayan insanlara çocuklarımızı teslim etmek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Yardımcı ablalıkla başlayıp tecrübe kazanmaları tabii. Makul. Kesinlikle. Daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra alanda dediğim gibi öncelikle çocuğu sevip sevmedikleri, yeterli olup olmadıkları, çocuğun ruhuna inip inmedikleri, çocuğu dinleyip dinlememeyi bilip bilmedikleri bunlar ilk kriterlerimiz. Çünkü çocuğu dinlemesini bilmeyen bir öğretmen alanında ne kadar başarılı olursa olsun emin olun depresif, kaygılı, huzursuz çocuklar yetiştirecektir. Evet belki etkinlikleri çok muazzamdır ama çocuğun ruh sağlığına inemiyorsa, çocuğu değer vermiyorsa, çocuğu kendini güvende hissettiremiyorsa bu kaygı çocukta ilerideki aşamalarda hayat boyu okula karşı, öğretmene karşı ön yargılı olmasına sebebiyet verecektir. Öğretmenlerimi aldıktan sonra, evet kesinlikle. Öğretmenlerimi aldığım dönem, yıllardır zaten beraber olduğum, çalıştığım öğretmenlerim var. Bu süreçte biz işte Ağustos ayında rehberlik çalışmamız başlar. Planlarımız, programlarımız bir dönem öncesi işte Eylül'den Ocak ayına kadar planlarımız, çalışma takvimlerimiz, amaç ve kazanımlarımız, her yaş grubunun kendine yönelik tüm çalışmalarımızı biz hazırlarız. Bunun öncesinde işte çocukla iletişim, doğru yaklaşım teknikleri, ikna kabiliyeti, arkadaş arasındaki uyumsuzlukta öğretmenlerin çözüm ve teknikleri bunlara yönelik önce tabii kendi alanında olunca biraz daha benim işim kolay oluyor. Öğretmenlerime rehberlik yapıp bir çalışma takvimi hazırlıyorum. Onların da kendi fikirlerini alarak güzel bir plan ve program oluşturuyoruz ve bu plan program doğrultusunda dönemimizi tamamlıyoruz. Şimdi gelenekçi olaya baktığımız zaman geriye döndüğümüzde ve çocuklarımız hani
daha ataerkil ailelerde babaanne, anneanne, dede, hala, amca, dayı, teyze, kuzenler hep birlikte büyüyordu. Birazcık daha kalabalık ortamlardaydı. Şimdi tabii bu seneler geçtikçe biraz daha bireysel yaşamlarımız, daha küçük alanlarımız, azalan çocuk sayılarımız, daha çekirdek aile diyelim. Bu şekilde yaşarken bir taraftan da çok ciddi bir şekilde bekleyen işte tabletlerimiz, bilgisayarımız, telefonlarımız var. Evet. Ve çocuk belki anne derken zorlanıyor ama bunu önüne bir ekran koyduğunuz zaman çok daha hızlı bir şekilde ne yapacaksa halledip oraya bırakabiliyor. Evet. Suyunu isterken belki eziyet çekiyor, istemek istemiyor, üşeniyor, tembellik yapıyor. Ama tableti isterken çok hızlı bir şekilde neredeyse oradan emekleyerek veya yeni yürüyen bir çocuk tuta tuta gidip onu alıp getirip önüne koyuyor. Evet. Çok rahat bir şekilde. Bu da ayrı bir bağımlılık aslında. Kesinlikle. Buraya baktığımız zaman bu kısımda sizlerin yanına gelmesi çocukların aslında bir yandan da ciddi bir avantaj. Çocuğu bundan uzak tutmuş oluyor. 3T'den uzak tutuyoruz. Korumuş oluyorsunuz. Bu kısmıyla iyi bir şey, güzel bir şey. Ama çocukların bu sevgiyi verirken, işte anlattığınız güven duygusunu oluştururken tüm bunların yanında işte tabletten uzak tutarak aile birazcık disipline etmiş oluyor ama çocuğa disiplin de sağlanması gerekiyor. Kuralları onların. Evet. Ve burada sizin koymuş olduğunuz çocuklara kurallar nelerdir? Cezalar var mıdır? Evet. Ceza varsa ne tür cezalar veriyorsunuz? Çocuklara yaptırım gücünüz ne kadardır? Yoksa sadece bu çocuk işte bizi sevsin, aile de bunu görsün, memnun olduğu için bu çocuk sürekli bize gelsin deyip de çocuğun her isteğine evet yapılıyor mi diyorsunuz? Evet. Çok güzel yine bir konuya değindiniz. Aslında toplumumuzun kanayan yarası diyebiliriz bu konu. Neden biliyor musunuz? Maalesef bahsettiğiniz gibi çeşitli eğitim kurumlarında aman çocuk gelsin de ne olursa olsun deyip çocuğun farkında olmadan tüm akademik becerileri sıfırlıyorlar. Neden? Çocuğun şöyle düşünün. Kuralsız bir dünyada mıyız? Güneş doğuyor sabah, akşam batıyor. Güneş diyebilir mi ben sabah doğmuyorum? Ya da akşam diyebilir mi? Hayır ben batmak istemiyorum. Dolayısıyla tıpkı buradaki gibi anne babalar da çocuk yetiştirirken olmazsa olmaz olan kurallar vardır. Ünlü bir düşünür, ünlü bir filozof şunu söylemekte. Çocuğunuza bırakacağınız en büyük servet, en büyük sermaye nedir? Ona söz dinleme kabiliyetini kazandırmaktır. Dolayısıyla burada doğru bir şekilde çocuğa kurallara nasıl alıştırmalı, nasıl öğretilmeli bu çok önemli bir şeydir. Evet. Neden mi? Bahsettiğim gibi 3-5 yaş arası çocuğun en inatçı olduğu dönemdir. 2-4 yaş arası da ben merkezli yani her şeyin kendi etrafında döndüğünü hissettiği dönemdir. Bu süreçlerde çocuğa yapılan yanlış tutum ve davranışlar çocuğun hayat boyu mızmız, mutsuz, problem çocuk dediğimiz ya da problem birey dediğimiz bugün mesela suça yatkınlığı en fazla olan bireyler yetiştiriyor maalesef. Bu süreçte öncelikle çocuğun gelişim dönemindeki aşamaları çok iyi bilip ona göre hareket etmeli. Yani çocukla inatlaşmadan işte ben bunu böyle istiyorum bu böyle olacak değil de bu süreçte özellikle mesela şu anda da bununla çok fazla gelen aile danışanlarımızdan olsun, il dışından gelen rehberlik çalışmasına olan velilerimizden de bunu çok duyuyoruz. Hocam işte 2,5 aylık süreç içerisinde çocuk tamamen zıvanadan çıktı. İşte mecburen dışarı çıkmadığı için her istediğini yapmak zorunda kaldık. İşte bir dediği iki olmadı. İşte televizyonu ağladı, televizyon verdik, tablet verdik. Şu anda benim çocuğum işte alt ıslatmaya başladı. Gece terörleri başladı. Konuşma problemleri başladı. Maalesef bunları şu özellikle bu dönemde bu dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumdan dolayı bunları çok daha fazla yaşamaya başladık. Ve emin olun bunlar sadece giriş kısmımız. Ve maalesef ki uzmanların dediğine göre bu süreç yıllar sonra biliyorsunuz çocuklukta yaşanan travmalar yıllar sonra çözeceğimiz bir problemde hemen karşımıza çıkıyor ve oradaki temelleri atılmış yanlış özgüvenimizi hırpalayan şahıslar tarafından biz ileriki süreçte onu başaramıyoruz. Başarır hale belki potansiyelimiz var, zekamız var ama onu ortaya koyamıyoruz. Neden? Çünkü o süreçte yanlış bir tutum ve davranış sergilenmiştir. Yanlış bir çözüm tekniği uygulanmıştır üzerimizde. Ya da işte
Ben yaptım, benim çocuğum oldu, sen de. Hayır, çocuk eğitimi böyle bir şey değildir. Bakın, aynı tıpkı beş parmağımızın nasıl birbirinin izi birbirine benzemediği gibi, çocuklar da birbirine kesinlikle benzemezler. Her birisi bireysel farklılıkları vardır. Bizler bu bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak hareket edersek eğer, bu çocuğumuz çiçekler gibi kokmaya başlayacaktır. Ama siz herkese genelleyerek davranırsanız, "Aa, ben bunu yaptım, benim çocuğum da çözüm buldu, sen de yap." dediğimiz anda zaten çocuğumuzu bitirmiş oluyoruz, mahvetmiş olacağız. Maalesef. Bu dönemde ailelerden bahsettiğimiz gibi, altın çağı dediğimiz dönemde çocuğu ötelersek, onunla yeteri kadar göz teması kurup onu dinlemezsek eğer, evet, bu çocuk ne yapacaktır biliyor musunuz? Hayat boyu sürekli problemli, her şeyi ağlayarak çözümleyen, işte ağladığı zaman her şeyi çözebilen, çözebileceğine inanacaktır. Ve bu süreç hakikaten çok sancılı bir süreç. Hep ebeveynlerin, daha ağlak bir insan olacak. Evet, bu ebeveynlerin çok kötü. Bu süreçte mutlaka, eminim ki herkesin anneliği babalığı mükemmeldir. Fakat olağanüstü bu durumda mutlaka tüm ebeveynlerin bir psikolojik destek alıp bu noktada bu olağanüstü durumu daha sağlıklı bir şekilde nasıl geçirmemiz gerektiğine yönelik mutlaka danışanlara bilgi alışverişinde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü geçen haftaydı zannedersem, çarşıya çıktığımda demek herhalde insan alanında olunca Evet, biraz daha dikkatini tabii fazla ki. çekiyor. Hayatımda ilk defa çarşıda çocukların bu kadar ağladığına tanık oldum. İnanın. Ve bu beni çok şaşırttı. İlk defa çocuklarda o kadar bir huzursuzluk, o kadar bir sürekli ağlayarak annelerine ya da ebeveynlerine, yanındakilere sürekli isteklerini yaptırma çabası içerisinde. Anne de "ya tamam tamam al telefonu, tamam tamam senin dediğin olsun, tamam tamam sus beni rezil ettin" gibi yaklaşımlarla maalesef çocuğa olumsuz davranışı pekiştireç olarak öğretmiş oluyoruz. "Ya Bu da tamam, sen kötü. ağladığın zaman bunu çözümleyebileceksin." Çözümleyebiliriz. Bu da en kötüsü. En kötüsü. Evet. Süremiz çok az kaldı. Hı-hı. Vakit nasıl geçti anlamadım. Çok evet, da keyifliydi. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Asya ediyorum. Çok sağ olun. Bu süreçten sonrası için yaklaşık bir 3 dakikalık zamanımız kaldı. Neler yapacaksınız ve nasıl olacak? Evet. Bunu sizden hani özetleyerek alırsak söylemek istediklerinizi. Tamam. Hemen şey yapalım. Şimdi biz kurumsal olarak şu şekilde davranıyoruz. Öncelikle bahsettiğim gibi çocuğun bireyselliği bizim için çok önemlidir. Bireysel gelişimi, bireysel farklılıkları, evet, yetiştiği ortam, anne babanın tutum ve davranışları, bunların hepsini göz önünde bulundurarak çeşitli çalışma takvimleri oluşturuyoruz. Çocuğa ruhsal ve psikolojik destekleyici çalışmalar hazırladık. Evet. Özellikle bakın, çocuğun 0-6 yaş dönemindeki çocuğun en önemli işi oyundur. Yani oyunla, oyun terapisiyle, duysal gelişimi destekleyici çalışmalarla siz çocuğunuzdaki tüm olumsuzlukları ortadan kaldırabilir misiniz? Kesinlikle kaldırabilirsiniz. Bu açık ve net. Ama burada da doğru, yine söylediğim gibi, doğru yerleri tercih edip çocuğunuzun orada gerçekten de takip edilip edilmediğini, çocuğunuz her ihtiyaç duyduğunda cevap, sorularına cevap bulunup bulunmadığını şey yapacak, cevabını verecek bir kurum tercih edilmeli. Birincisi bu. Bizler de yapmaya çalıştığımız şu anda bu. Çocukların sağlıklı bir şekilde herhangi bir, eminim ki şu an tüm kurumlar aynı şekilde. Yani bunu sadece ben değil. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim evet, yatırımımız, onlar bizim sermayemiz, onlar bizim... ben şu an 3 tane çocuğum için ne istiyorsam kurumumdaki çocuklar için de aynı şeyi istiyorum. Hiç farklı bir şey değil. Çünkü geleceğe atacağımız yanlış şeyler, hamleler, evet, yarın bir gün benim çocuğumun karşısına çıkacaktır o. Emin olun. İşte çevresine zarar veren bir birey olarak maalesef ki şey yapılacaktır. Karşımıza çıkacaktır. Çocukların hijyen noktasında bu noktada onlara ciddi anlamda üzerinde duruyoruz. Öğretilmesi gerekenleri, alışkanlıkları kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte aileler, evet, çok tedirginler okula gönderme noktasında ya da kreşlere gönderme noktasında, ama şunu söyleyeyim.
emin olun tüm önlemleri almış birey kurumları mutlaka tercih etsinler. Çünkü çocuklar şu an o 2,5 aylık süreç içerisinde yaşadıkları evet. o travma, o regresyon dediğimiz maalesef sıkıntılı süreci bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatmaları gerekiyor. Ve bunun da temeli, yeri emin olun ki akranlarıyla iç içe olmak ve doğru bir eğitim alıp çocuğu güzel bir şekilde yönlendirmekle olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İşiniz zor dediğim gibi ama evet. severek yapıyorsunuz, bunu da biliyoruz. Yapılan güzel işlerin hepsi de zordur. Kesinlikle. Emek ister. Evet. Tekrar tebrik ediyoruz verdiğiniz emekler için, başarılarınız için de. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür Çünkü ediyorum. Çünkü size çocuklar emanet ediliyor. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi çocuklarımız çok önemli. Onlar geleceğimiz. Evet. Yarın bizlerin yerinde oturacak olanlar, her işte olacak olanlar, evet. Dünyanın döngüsü devam ettikçe var olan çocuklarımız geleceğimizdir diyoruz. Evet. Bunun için de tekrar ayrıca programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda inşallah yine bir arada oluruz. İnşallah. Konuşacak konu çoktu, soracak evet. sorumuz da çoktu ama zamanımız bu kadardı. Evet. Sevgili izleyiciler, bir başka gündem özel programında görüşmek üzere diyorum. Bugün Asiye Hanım'la birlikte 0-6 yaş grubu çocuklarımızı konuştuk. Çocuklarımızın 0-6 yaş grubunda almış olduğu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu, geleceklerine nasıl yansıdıklarını ve bu pandemi sürecinde de velilerimizin, ebeveynlerin okul tercihi yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Üstünkörü olarak bellidir zaten. Sürekli hem basından olsun, hem öğretmenlerimiz olsun, hem kurumların sahipleri olsun bilgiler aktarmaya çalışıyor. Herkes gözlemleyerek, ziyaret ederek ve çocuğu içinde kendini güvende hissetmek için de bıraktığında göz arkada kalmasın diye eminim doğru tercihleri yapıyorlardır. Evet. Bu noktada da ben tekrardan size de çok teşekkür ediyorum. Ve bir başka programda da sevgili izleyiciler görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.